Hoş geldin Davut kardeş. Hoş bulduk Mestan. Heyecan var mı? Olmaz mı? Celal babanın mekanına ilk kez çağrıldım. Babamın seni bir numaralı adamı yapacağına ben de çok sevindim. Eyvallah. Yıllarca onun için yaptıklarından sonra bunu hak ettin. Canım kurban babam kıymet bilir. Mestan. Hı. Canım kurban diye diye bir gün o menzile varacaksın. İnşallah Davut kardeş. İnşallah. Babam seni bekliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tanıyamadım sizi. Yeni misiniz? Yok. Sizinle ilk kez karşılaşıyoruz Melek Hanım. Hoş geldin o zaman. Hoş gördüm. Derse geç kalacağım. Kusura bakma. Görüşürüz. Görüşürüz. Davut kardeş. Davut kardeş. Bak. Babamın mekanına ilk defa geliyorsun. Yanlış yapma. Adı Melek. Yazık edersin kendine. Etme Davut kardeş. Melek babamın en kıymetlisi. Bilmez miyim Mestan? Nerede duracağımı bilmez mi? Kime anlatıyorsun sen? Eyvallah. Eyvallah Davut kardeş. Sana da bu yakışır. Hadi bekletmeyelim babamı. Melek eve. Hı? Gitmem mi daha o eve demiş. Ya er geç gelecek. Merak etme. İlk defa lafımı dinlemedi bu kız. İlk defa sözümü çiğnedi. Ya sen neler yaptın onun için? Sokaktan kurtardın. Ya şükretmesi gereken yerde nasıl bağırıyor sana? Neler yapıyor? Biraz fazla tepki vermiyor musun? Bu ne şimdi? Meleği mi arıyorsun? Sarp, yarın muhakkak konuşmamız lazım. İlk fırsatta bana gel.
Açmıyor telefonunu. Şımarıklık yapıyor. Bana bir kadeh bir şey verir misin Gül? İçmezsin sen bu saatte. Ver işte. Fazla taktın sen bu meseleyi kafana. Yarın ona hayrola Celal. Sağ ol. Hasan, buraların resmini yiyecek. Bundan sonra yuvan burası. Bir şey mi dedin abi? Ha, bir şey mi? Ha, dedim. Semtin ne kadar ağır abisi varsa hepsine haber verin. Yarın lokale gelsinler, konuşma yapacağım. Tamamdır abi. Buralar bundan sonra bizden sorulacak. Eyvallah. Onu ilan edeceğiz, anlaşıldı mı? Sen ne diyorsan o abi. Kebapçı Celal'in bitiremediği adama kim karşı gelebilir? Sen çok konuşuyorsun. Ama güzel konuşuyorsun, aferin. Sağ ol abi. Var mı buralarda bir otopark? Var mı? Ama şöyle eski, salaş, kuytu bir yer. Yok abi. Aa, olmadı işte bak. Neyse. Hadi dağılışın, dediklerimi aynen yapın hadi. Eyvallah. Sen benimle geliyorsun, siz kalın. Hazır mı görüntüler? Maalesef hiçbir şey yok bunda müdürüm. Mert komiser, nasıl oluyor bu iş? İçi boş bir şeye neden şifre koysunlar? Vallahi bilmiyorum müdürüm. Ben şifrenin çözülmesini bekledim. Disk boş çıktı. Hiçbir görüntü yok bunun içinde. Demek boş. Acaba diyorum, sadece bir tahmin. Bize gelmeden önce silinmiş olabilir mi görüntüler? Nereden geldi? Aslında fark etmez müdürüm. Silinmiş bir görüntü varsa geri getirebiliriz. Mümkün mü bu ya? Mümkün. Tamam, sen hemen çalışmaya başla. Ne dersiniz müdürüm? Mert, odanın anahtarını arkadaşa ver. Kalayım mı ben de arkadaşla müdürüm? Gerek yok. Sen işine bak. Gönderdiğin o şey boş çıktı. Bir şey yok içinde. Nasıl olur? Sana sormalı. Ama silinmişse eğer geri getirilebilirmiş. Teknikten bir arkadaş ilgileniyor. Bir gelişme olursa haberdar olacaksın. Yusuf müdürüm nasıl? Bir haber var mı? Durumu iyi mi? Alo müdürüm. Sıkıntı. Nasıl annem? Yok abi bir sıkıntı. Füsun abla da iyi çok şükür. Kontrol bende yani. İyi. Geç. Anne. Serp. Ne oldu yüzüne oğlum?
Yok yok, önemli bir şey değil. Geç otur, geç otur. Ne oldu böyle? Anneciğim, görünmez kaza. Abartılacak bir şey yok. Ne var ne yok? İyi misin? Halini hatırını sormaya geldim. Ben iyiyim de esas sende ne var? Melek, bizim eve gelip gitti diye Celal'le arası açılmış. Of Celal, of Celal. Yoksa o mu yaptı bunu? Ya yok anne, abartma. Ya bu kebapçının da ne kıymetli kızı varmış be. Abi Allah aşkına, senden iyisini mi bulacak? Oğlum bir dur sen de. Bir dur. Peki abi. Ne olacaktı ki zaten? Sonu düşünmeden bir iş yaptım ben. Olmaz bu iş oğlum. Olmaz. Anne, bir şey olduğu yok. Başlama şimdi. Sarp'cığım, görmüyor muyum ben? Tatlı kız, tamam, iyi kız. Bize de çok yardım etti. Ama sonuçta Celal'in kızı bu. Bizim onlarla ne işimiz olabilir? Anne. Bak oğlum. Celal ikinizi öğrenirse ne olur biliyor musun? Kızın bu eve gelmesine ne kadar sinirlenmiş. Bir de ikinizi öğrense neler yapmaz bu adam. Neden daha önce düşünemedim ben bunu? Ne? En iyisi ondan uzak dur. Ne kendini yak, ne onu yak. Celal bir de bu kaçırılma işinde onun yardım ettiğini öğrenirse... eyvah ki ne eyvah. Anne, ben de buraya bunu söylemeye geldim zaten. Görüşme o kızla. İsabet olmuş o zaman. Abi. Abi dursana iki dakika, bir şey diyeceğim. Ha, ne oldu? Ya abi sen Melek ablayı bırak ya. Vallahi bak, sonra Celal başınıza bela olacak. Füsun abla haklı. Yok artık. Celal. Canım. Hı. Uyan. Canım uyan. Ah. Kanepede mi yattın gece? Oh, öyle. İyi misin? İçim geçmiş biraz. Senin ne baba yiğitler yıkamadı. Melek, avukatın. Yerle bir etti. Başım ağrıyor Melek. Ya ne olur bir de sen başlama. İş. Oh. Ya bir şey başladığım yok. Hayret ediyorum. Ya öz kızın gibi dert ettim meseleyi. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Bir fırsat çıksa da şu kıza sataşsam diyorsun hep. Thank you.
Niye bu taraftan geldin? Celal Baba peşine adam takmış. Ön tarafta. Adı Orhan. Büyük ihtimal her saniye seni izliyor. İzletsin bakalım. Bu ne ya, hapis hayatı gibi? Dur ya, nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Hiç. Öyle. Çek arabanı. Çek arabanı dedim. Hadi. Celal Baba'ya da söyle. Bir daha böyle oyunlara kalkışmasın. Bende çok hakkı var ama bu ne ya? Bu ne baskı? Bizden şüpheleniyor öyle mi? Bence öyle. Ne var bunda anlamıyorum ki. Bazen çok katı oluyor. Çıldırtıyor beni. Celal Baba bu. O ne diyorsa o olacak. Bence sen de çok ters gitme de olaylar büyümesin. Büyüsün Serp. Bana attığı tokat için pişman olsun istiyorum. Bak Melek, çok dikkatli olmalıyız. Ne diyorsun Sarp ya? Ben seni tehlikeye atacak bir şey yapar mıyım? Bu Celal Baba ile ikimizin arasında bir mesele. Ama şunun da farkındayım. En ufak bir hatada olan sana olacak. O yüzden ben bir karar aldım. Seni de o yüzden görmek istedim. Ne kararıymış bu? Bu ilişki yürümez Sarp. Bir gün Celal Baba bizim aramızdaki meseleyi anlarsa senin canın çok yanar. Bak bu doğru işte. Başlarda bu ilişkiyi göze alırım dedim ama ne bileyim Sarp. Senden böyle bir şey istemek haksızlıkmış gibi geliyor bana. Çok tehlikeli. Bak bu da doğru. Eğer gerçekler ortaya çıkarsa Celal Baba bana kızar. Ne bileyim, belki en fazla bir tokat daha atar. Ama sana yapacaklarından çok korkuyorum Sarp. Bu da doğru. Devam etsene, ne güzel doğru şeylerden bahsediyordun. Her şey doğru dediğine göre sen de bu ilişki bitsin istiyorsun. Ha bak, bu doğru değil işte. Ne diyorsun Sarp? İyice kafamı karıştırıyorsun. Sen şimdi bana deminden beri ayrılık şarkısı okuyorsun değil mi? Başka çaremiz yok. E ayrılalım o zaman Melek. Madem ayrılmamız gerekiyor, niye üzülüyorsun şimdi? Sarp, ne oluyor ya? Deminden beri bana doğrulardan bahsediyorsun. Ben de bu doğruları sevmiyorum. Uyum bu. Senden vazgeçeceğimi mi sanıyorsun? Bırakmam seni. Bir şey merak ediyorum. Neymiş o? Bana bu lafları etmek için kaç tekrar yaptın? Allah bilir, gece uyumamışsındır sen. Çok kötüsün sen. Olaya ne tarafından baktığına bağlı. Sen nereden bakıyormuşsun olaylara? Belki bir gün söylerim.
Ama şimdi senden bir şey rica edeceğim. Tamam. Söylemen yeter. Çıkmam lazım. İşim var. Şu ön taraftaki adama bir daha görün. Fırçanı at. Kesin oradadır hala. Ben de duvardan falan atlamayayım şimdi. Tamamdır Sak Bey. İki dakikaya yolunuzu açıyorum. Efendim baba. İyi miyiz? Bir pürüz kaldı mı? İyiyiz, iyiyiz. Sildim görüntüleri. Ama başımız ağrıyacak mı ondan emin değilim. Ya kurtulmuş ki senin elinden. Bulursun bir yol. Senin adın Mert. Abi bildiğim kadarıyla benim adım Mert. Ne demek o şimdi? Coşkun diyorum baba, ne diyeceğim, Coşkun. Bu sorular gerçek ismimle, ona taktım kafayı. Sen benim oğlum Mert'sin. Gerisi önemli değil. Keşke şu kayıtları silmeden önce seyredecek vaktin olsaymış. Belki Coşkun için bir ipucu bulabilirdik o zaman. Yok, zaten silmeden aldım görüntülerin kopyasını. Şimdi onlara bakacağım. Aslanım benim. Sen bilirsin işini. Bir şey çıkarsa görüntülerden ararım. Ben sana haber veririm. Kapılarda karşılanıyoruz. Çok mu acıktın? Hı. Hoş geldin. Ne haber? İyi, sen? İyidir. Hadi Yusuf müdür, uyanmış ol. Kendine gelmiş ol, aç şu telefonu.
Ya ne inatçı kız şu ya, açmıyor işte. Sık boğaz etme artık Celal. Bırak, arama artık. Ne bileyim ben, alışık değilim işte Gül'üm. Sevdiklerim bana kızsın istemiyorum. Ben konuşayım Melek'le istersen. Kadın kadına belki çözeriz meseleyi. Bilemedim, sizin de aranız pek iyi değil. Canım, o başka bu başka, tamam yani. Sürtüşüyoruz arada ama... günün sonunda kocaman bir aileyiz. İyi, git konuş bakalım şu inatçı kızla. Üzmesin babasını artık bu kadar ya. Tamam, merak etme. Ben de o işe. Hadi. Nasıl bir bağsa artık aranızdaki. Kopacak gibi değil zaten. Ben bir ellerimi yıkayım geleyim. Tamam, çayını koyuyorum ama soğutma. Tamam. Hastaneye kaldırılmış. Hadi canım. Esra haberi yapmış bile. Müdür çatışmaya girmiş deniyor. Ama basından saklanıyor tabii. Utin sağlık kontrolleri deniyor. Ne diyorsun sen ya? Dur hemen bakıyorum bir dakika. Mert bilgisayarını kullanabilir miyim? Karıştırıyorsun sen saat. Bu kadın kim ya? Sarp sen ne yapıyorsun? Görüntülerin Mert'in bilgisayarında ne işi var ya? Öyle mi diyorsun? Yani sen de pek normal sayılmazsın aslında. Sanki böyle bir şey söylemek istiyorsun da söyleyemiyormuşsun gibi. Yok, yok öyle bir şey. Sen çıkar bakayım ağzındaki baklayı, bir şey var sende. Var aslında bir şey. Neymiş? Biraz önce öğrendim. Neymiş o? Yusuf müdür hastanede diyorlar. Çatışmada yaralanmış. Bir gazeteci arkadaşım söyledi şimdi. Doğru mu? Var mı yani Aslı? Yorum yok, söyleyemem. Ama var bir şey değil mi? Rutin kontrol falan değil, yalan yani. Yalan mı, değil mi söyleyemem gazeteci kız. İyi öyle olsun. Ben de bellerimi yıkayayım.
Başlamalı. Çayın soğudu, istiyorsan yenisini koy. Eylem. Sarp benim. Eylem biraz yüksek sesle konuşur musun? Duymuyorum. Ya konuşamam, duymuyor musun? Hem niye kısık sesle konuşuyorsun ki? Ya şimdi bırak, neden kısık sesle konuştuğumu da dinle. Acil buluşmamız lazım Sarp. E şimdi söyle, ne oldu? Ya Sarp çıldırtma insanı. Görüşmemiz lazım, Hayati olabilir. Neredesin söyle, geleceğim. Tamam gel. Otoparktayım, hadi. Tamam, geliyorum, bekle. Efendim? Ne oldu dedin? Yusuf müdür kendine geldi diyorum. Hadi gel hemen. Çok iyi durumda. Ha bak. Tamam bu. Güzel haber işte. Geliyorum hemen. Acil çıkmam lazım. Hadi benim de. Hoş geldin. Demeyecek misin? Hoş geldin Yeşim. Hoş bulduk. İçeri almayacak mısın? Buyur bakalım. Çay var, içer misin? İyi olur, sıcak bir çay. Hem ortamında biraz ısınmaya ihtiyacı var. Hı? İkimiz de niçin burada olduğumu biliyoruz. Değil mi? Yani. Belli ki senin için bulunmaz bir fırsat. Bunu kaçırmazsın. Doğru mu? Ya o başka, bu başka. Yani tamam, aramız pek iyi değil. Ama... Melek. Ceren gerçekten çok üzgün. İyi niyet elçisiyim diyorsun yani. Elbette. Yani Celal için buradayım. Yani ikiniz için. Ya Melek, gel hadi dinle beni. Gel dön eve benimle. Bir gör Celal babayı. Bir konuşun. Hı? Senin için dün gece yaşananlar bu kadar basit yani. Tabii ki de değil. Nasıl olsun? Celal'le ikinizi böyle görmek gerçekten beni çok üzüyor. Yani saçma sapan bir sebepten olan nerelere geldi? Götüren ben değilim Yeşim. Bunu unutma. Baksana. Bir şey soracağım. Söz kimseye söylemeyeceğim. Aramızda kalacak. Sarp'la ilişkiniz bitmiş değil, değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Ya yapma Melek. Sen durduk yere o kadının evine, lokantasına gitmezsin. Yani belli Sarp seni annesiyle tanıştırmak istedi. Doğru mu? Alakası yok eşim. Hı-hı. Peki. Gerçekten. Hadi öyle olsun. Sen de benim kadar iyi biliyorsun. Celal bunu bilirse
Yani ikinizi öğrenirse sadece Sarp değil, ailesi de zarar görür. Eğer benim yaptığım bir şey yüzünden onlara zarar gelirse dün geceden daha kötü şeyler olur. Bunu ona iletirsin. Vay. Sen Celal Baba'ya bayrak açıyorsun. Değil mi? Doğru mu duydum? Vallahi nasıl anlarsan artık. Lafın ince elenip sık dokunduğu yeri çoktan geçtik. Gel Melek, hadi beraber gidelim. Bak, bu kadar büyütülecek bir şey yok. Biri için yorgan yıkıyorsun. Yeşim, gelmeyeceğim. Amma da büyüttün. Yani sen nasıl bağırdığını hatırlıyorsun değil mi? Bir tokatı çok büyütüyorsun. Sen yiyince büyütmezsin o zaman. Kapının yerini biliyorsun. Bu mu? Evet bu. Eşleştirmesi için benden istediğiniz örnekleri ayarladım. Getiriyorum. Görüşmek üzere. Evet, anlat bakalım ne oluyor? Bugün Mert'in evindeydim. Bilgisayarından bir habere bakacaktım. Bir dakika, bir dakika. Mert'in evinde ne işin var senin? Ya Sarp, şimdi hiç sırası değil. Önce şuna bak sen. Nereden buldun sen bunu? Mert'in bilgisayarında gördüm. Nasıl yani? Başın belada mı? Korkmalı mıyım yani? Korktuğum kadar var mı? Bir olaya falan mı karıştın? Yok. Ya o zaman bunun Mert'in bilgisayarında ne işi var acaba? Başka bir şeyden bahsetti mi, sen onu söyle. Yok. Gördüğümde yalnızdım. Sonra hiç lafını bile etmedi. Gördüğünü falan görmedi yani. Ya hayır, görmedi. Başım belada diye düşündüm. Hemen çektim. İyi düşünmüşsün. Kim bu kadın? Bırak şimdi o kadını. Nerede şimdi bu görüntüler? Mert'in bilgisayarında. Flash disk takılıydı. Evden bilgisayarı? Hı hı, almadı yanına. Başka görüntü var mıydı Eylem? Ne gibi? Ya benden başka birisinin görüntüsü falan. Ya ne bileyim, fark etmedim ki varsa bile. Zaman yoktu. Bunu çektim hemen. Eylem, bu görüntüleri ne yapıp edip almam lazım. Yoksa başım belada yani, öyle mi? Ne yapacaksın peki, nasıl alacaksın? Bilmiyorum, bir yolunu bulup alacağım. Ben nasıl yardımcı olabilirim sana? Sen yapacağını yaptın zaten. Bundan sonrasını ben hallederim. Sil şunları. Tamam. Eylem. Hı? Bunu ikimizden başka kimse bilmeyecek. Tamam. Kimseye söylemeyeceğim tabii ki. Sen nasıl istiyorsan öyle. Güzel. Ne yapacaksın peki?
Ertem evine gireceğim. Ya nasıl, çok tehlikeli değil mi? Başka yol yok gibi gözüküyor. İstiyorsan ben yardımcı olabilirim. Yok yok, seni tehlikeye atamam. Ben hallederim. Nerede bunun evi? Onu söylerim, o kolay da. O eve girmek biraz zor. Neymiş o? Çünkü asansörle direkt daireye çıkıyorsun. Asansör için de özel bir kart falan var. Bir garip. Başka bir yol yok mu bu daireye girmenin? Aslında var. Bir de merdivenler var ama kullanılmıyor. Heh, orayı denerim. Yaz şuraya adresi. Tamam, hadi git sen. Hastayım ha senin şu soğukkanlılığına. Nasıl gideyim? Bacaklarım titriyor korkudan. Tamam hadi, merak etme, ben hallederim. Hadi. Ben bakarım başım çaresine, gel. Hadi. Neyin peşindesin lan sen?